Hocam selamun aleyküm. Şimdi e, daha sonraki yapacağım bir ders var. Tarif-ı fıkhi. Fıkhın tarifiyle alakalı bir ders var hocam. Bu derse giriş e, girirken ve imkanet bir menziletil cüz-i suriyi. Cüz-i menzilesinde olsa bile diyor. Tabi cüz-i suret var ise külli suret de vardır. Şimdi e, cüz-i felsefecilerin kullandığı bir tariftir, bu tabirdir bu cüz-i suri. Şimdi cüzi cüz-i suret gözükür cisimlerde ama külli suret gözükmez. Bu kadar malumatım var hocam. Bu cüz-i suri meselesinde bir şeyin cüz'ü varsa tabii külli de olacak. Cüz-i suret cisimlerde gözüküyor. Külli suret bütün şeylerin şey toplamı olduğundan gözükmüyor. Bu cüz-i suri ve cüz-i külli ile e, alakalı. ama külli suret ve cüz-i suretle alakalı. Bir malumatınız var mı? Risalelerden. Ee, varsa e, herhangi bir Cenab-ı Hakk'ın e, işte, varlığına delil için kullanılıyor olabilir. Ba veya ahiretin olabilir. Ne şekilde olursa olsun bir atıf noktasında malumatınız varsa bilgi verirseniz iyi olur hocam. Orada nakil yaparım. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü beden daima. İltifat için demiyorum da e, sorduğun suale mukabil söylüyorum mu muhakkik ve mudaki kardeşim Bilal hocam maşallah ne acayip bir soru sordun yani çok hoşuma gelen bir mevzu ee, sureti cüz'i sureti külli e, tanımlar aynı zamanda <laughs> tevafuk'a da bak nezanda okunması ee, cüz'i şu ezanın okunması cüzidir ama e, bu cüzidir bu enlem ve boylamda her an şu anda her an her boyutta ezan okunuyor. Bir dakika önce bir yerde, bir dakika önce bir yerde, bir dakika böyle ezansız küre-i küreyarz yoktur. Bu da küllidir. <laughs> Bunu böyle ifade ettikten sonra bu tevafukun şeyi surete geleyim. Suret nedir? İlk önce onu bileceğiz ki cüzisini küllisini şey yapalım. Suret nedir? Suretten kastettiğimiz şu mevcudata giydirilen elbise ise bu sureti cüzidir. Nasıl? Şimdi İki tane ayet var. Biraz külli gidiyorum biraz. Böyle şey yapmak istemiyorum, sonucu söylemek istemiyorum böyle. Bir kainata a ayatı tekviniye deniliyor. Bir de onun yazılımı olan Kur'an'a evamiri tekviniye. Ayatı tekviniye, kudret ve iradeyi tazamun ediyor. Ee, evamiri tekviniye ise. İlim iradeyi tazamun ediyor, yani hayatı tekviniye kitabımın bin evamiri tekvini imamı bin de denilebilir. Ee, dolayısıyla ben en bu taraftan bakıyorum, ee, bakayım. Şimdi bu kainata varlığa giydirilen elbise nedir? Alemi misal var. Alem-i misal geçmiş, gelecek ve haldeki bütün suretlerin tazamun ettiği bir alemdir. Ama bu suret bir ağacın, bir çiçeğin, bir hurmanın üzerindeki değil. Her bir manada surettir. Ama alemi mana o başka. Yani resimlerin, fotoğrafların bizim şu anda basit gibi gördüğümüz bir kuşun uçması ...bir ağacın yapraktan sağlanması kadar harika bir mucize yoktur. Dolayısıyla bu yaprağın oynaması için Allah lazım. Yani tövbe şöyle düşün. Tahayyülü küfür, küfür olmadığı gibi tefekkürü küfür dahi küfür değildir. Onun için diyeceğim. Fatır-ı Celal. Lugattan söylemiyorum, istilahta demiyorum. İçerisi şu Fatır... Zaman yok, madde yok, taklit yok, numine yok, model yok, misal yok, mukayese yok, misil yok. Misal yok, misil yok, ee, ilk defa ve en son şeklinde yaratan Allah demektir. Şimdi dolayısıyla bu yaprağın bir şeklin, bir çiçeğin yaratılabilmesi için Allah lazım. Dolayısıyla renk aynı zamanda suret, şekil, e, hakikatin dışa vuruşudur. Elsine tukum elvanikum gibi. Simahum fi vucuhihi min etheri sucudu. Yani batının adeta nüfus cüzdanı. Suret, batının alem-i dışarıdaki nüfus huviyeti. Yani şimdi ben dışarıdan bakıyorum. Şimdi bu manaya cüzi suret, külli suret yukarıya doğru gideceğim. Mesela şu anda ben dağlara bakıyorum. Tamam mı? Şu mevcudata bakıyorum. Baktığım külli surettir. Ben de ortaya çıkan cüziidir. Yani mesela ne, peki sende uyanan nedir? Çocuğunu kaybeden bir valide kainat ağlar görür diyor. meyus ve ümitsiz bir insan kainatı bitmiş görür. Ama eli muhakkik ve mudaki kainatı bir Allah'ı tefsir eden müfessir gibi görür. Bak müfessir gibi görür. Mesela bazen böyle ben birisine denk gelmiştim hayatını vakfeden bir kardeşimiz vardı camdan baktığı zaman gülüyordu bir defa denk geldim sordum niye gülüyorsun dedim böyle ifade etti baksana ya dedi mevcudat gülüyor ve bir başkası mevcudat ağlıyor diyor demek ki bu mevcudat mevcudat geneli bu kainat külli suret insanda uyanan cüzi suret herkes de farklı diyor peki içeriye doğru giriyorum bu kainat cüzi suret e, lefi misali külli suret gir içeriye lefi misali lefi misali nedir diye söyleyeceğim cüzidir alemi misal küllidir Allah Allah e, alemi misal cüzidir Arş küllidir. Arş cüzidir. Gene bak pergeli oraya koydum. Arş cüzidir. Arş-ı Azam küllidir. Arş-ı Azam cüzidir. Kabu ı Kavsein küllidir. Kabu ı cüzidir. Mec'ul küllidir. Mec'ul cüzidir. Esma Esma-i Hüsna'lar küllidir. Esma-i Hüsna'lar cüz'idir. Sıfatlar küllidir. Sıfatlar cüz'idir. Şunat-ı Zati'ye küllidir. Şunat-ı Zati'ye cüz'idir. Ayet-i Zati'ye küllidir. Neyse bu fazla gerek yok. O zaman şimdi alim misal nedir? Mazi ve mustakbel hali tazamun eden bütün suretlerin olduğu yerdir. Şimdi alem-i şehadete daha gelecek insanların amellerinin suretleri. Ustad diyor ki amellerinin suretleri alındıktan sonra. illa fotoğraf değil bu. Tamam mı? Şimdi alem-i misal, şey, alem nedir? Daha gelmemiş. Ge bütün gelmiş gelecek hepsinin olduğu yer suretleri. Lefi misali nedir? Alemi misalden biz buraya geldik, yaşıyoruz. Amellerimiz, eylemlerimiz, manalarımız hepsi kaydediliyor. Hepsi kendi dairesine kaydediliyor. Nereye gidiyor suretler? Alemi misalin dairesi olan lefi misaliye gidiyor. Bir daha oradan geliş yönü alemi misaldır. Yani yaratılmış, yaratılacak. Muhtemelen yani üç tane vücudun bütün suretleri e, zaten düşünülemiyor. Vücut e, vücudu mertebesi Mümkün, mümteni, vacip. Mümkün ve mümteni. Mümkün şu alem şahadet, mümteni olmuş olabilirdi. Ben başka şekilde de olabilirdim. Kar, karın beyazdır. Kırmızı olabilir, mavi olabilir. Bir sürü olabilme ihtimalleri alemi misaldedir. Alemi şahadette yaşanmış. Şu anda ben otururken sen bunu dinlerken ve alınan fotoğraflar alemi misalin defteri olan lefi misaliye'ye gidiyor. risale Nur'da bu manada geçiyor. Benim gördüğüm budur diyemem. Benim tespit ettiğim. Demek ki eee e, alemi şahadette alınan suretler tekrar geldiği yere gitmez. Mesela biraz da genişleteyim. E, daha yaratılmamış insanlar var. Ruhlar var. Nerede onlar? Alemi ervahta. Peki vefat eden insanlar geçiyor alemi berzah ve ne deniliyor onlara? Dairi ruha geçiyor. Alemi ervahtan geliyoruz, dairi ruha geçiyoruz. Alemi manadan geç geliyoruz, dairi manaya gidiyoruz. Tamam. Aynı yere gitmiyoruz. Çünkü artık orada kabiletlerin inkişaf etmiş, farklılıklar imtiyaz kesbetmiş. Demek ki kısacası İki tane bilsek yeter. E, suret nedir? Tarif yapıyorum. Alemi misalin, alemi şahadete giydirdi libastır. Bir daha. Suret nedir? Alemi misalin, alemi şahadete giydirdiği libastır. O libasın içerisinde nihayetsiz insanların bakışını, nazarını tazamun ediyor. Yani herkes farklı görmesini o sağlıyor. Biraz önce dedim ya kainatı Allah görür, meyus görür ama güler görür, anlamlı görür, bir müfessir görür. Sanki bir alim gibi Allah'a tefsir eder bir hurma ağacı, bir kara yemiş ağacı. Şu anda karşımda. Ondan sonra Karadeniz'den yapıyorum bu yayını. Kara yemiş ağacı bir alim gibi Allah'a tavsif ve tarif ediyor. Mesela yaratılmasıyla ya Halik ee, sanatlı olmasıyla ya sani, ölü topraktan dirilmesiyle ya hay, ya musavir şeklini şey yapıyor değil mi? Ya musavir değil mi? Bu ne yapıyor? Allah'ın Allah'ın nasıl bir şey olduğunu, ne olduğunu biz bilmiyorduk. Mevcudat Allah'ı tecessüs ediyor, casusluyor, bize ifade ediyor. Öteleri burada ifade ediyor. Bu mana nerede? Adam kereste için bakması, meyve için bakması nerede? Demek ki e, bu mevcudattaki bu eşyaya, ağaçlara giydirilen libas e, insanların bakışına göre değişkenliği tazamun edecek kadar meratibi vardır ki Bediüzzaman Hazretleri diyor ki şu nebatatın zahirinde 70 tane şey en az tabi en az 20'den ziyade esmayı tazamun ediyor. Mesela şekli ya musavir ya haya kadir ya mukadir gibi. İnsan ise zahirine yetmişten ziyade esmayı tazamun ediyor. O zaman her bakanın baktığına göre mana farklı olabilsin onu da tazamun etsin o insanı da beslesin gibi herkesin bu umumi dünyadan hususu dünyası olsun diye şu mevcudata ağaca elmaya hurmaya karayemişe giydirilen libas yani suret nedir? Alemi misalin, alemi şahadete giydirdiği libasa suret diyoruz. Bu mevcudatta herkesin mesela aynı şeye başkası da bakmış. Dedem de bakmış benim. Dedemin dedesi de bakmış. Başkası da bakmış. Her bakan. Her bakana farklı mana ifade ediyor. Demek ki insanda uyanan cüzi suret anlayışı şu mevcudata giydirilen elbise külli suret. Hafif biraz da senin gibi insanlar şey yaparsa şu mevcudat cüzi surettir. Levi misali alemi misal ile alemi şadet arasında bir berzahtır. Bak alemi misal ile alemi misal arasında bir berzahtır levi misali. Yani burada suretlerimiz, amellerimiz teyit ediliyor, takdir ediliyor, kayıt ediliyor, fotoğrafları alınıyor. Alem-i misale değil, alemi misalin defteri olan nefi misaliye geçiyor. Ha o zaman senin anlayışın cüzi suret, şu mevcudat külli suret. Normal bakarsak şu mevcudat cüz'idir, alemi misal küllidir. Yani her şey olabilme ihtimalleri tazamun ediyor. Bilmem soruna bir nebze baktırabildim ise ne mutlu. Bilal hocam inşallah dua edin. Ee, bir buçuk seneden beri akla çalışıyorum. Hummalı bir şekilde şu anda ara verdim. Senin mesajını okudum dinledim. Sana şey yaptım. Akl. Ee, Risale-i Nur'da akl. I yok. Ak, akıl. Akıl da bayrı. Bir buçuk seneden beri buna uğraşıyorum. Akıl ne? Dima e, dersi biliyorsun. Ee, neredeyse 10 senelik bir proje. Dimada, kafada, meratip var. Tahayyül, tasavvur, akul tasdik, izan, iltizam, itikat. Şimdi sona geldim. Taakuldeyim. Dua et de e, e, böyle bir Onda sen müjde vereyim. Yeni burada tespit ettim. Belki de defa sen duyacaksın Bilal'im. Akıl esmalarla çalışıyor. Kalp İsmi azamlarla çalışıyor. Yeni tespit ettim Risale Nur'dan. Çok ilginç. Ee, ne ne farkı var? İsmi azamla kalp çalıştığı için iman oluyor. İman ismi azamı taşıyor. İtikat isimleri taşıyor. Yeni bu. Yeni Allah'ın ikramı. İtikat isimleri tazamun ediyor. İman ise ismi azamı tazamun ediyor. Fark. Ondan sonra e, di, akıl yani dima kafa isimlerle çalışıyor. Allah'ın isimleriyle çalışıyor. Kalp ismi azamlarla çalışıyor. Onun için haşir akidesi e, sıf isimler çalışarak yani kafası bu şeyler var ya i̇bn Sina gibi haşir diyor e, naklidir, Buna akıl yol bulamaz. Ancak takliden kabul edilir demiş. i̇bn Sina gibi dahi. Ama Risale-i Nur avama da çocuklara da e, izah et, ispat edecek seviyeye şey yapabilmiş. Ustad diyor ki sebebi haşir diyor ismi azamın e, tecellisi olduğundan akıllar buna yetişemez. Ancak kalpleri intibaha gelmiş insanlar ismi azama mazar oldukları için onu daha iyi anlarlar. Onun için haş azam isimlerle değil ismi azamlarla olacak. Dolayısıyla kalp de alemi gaybin haritası olduğundan İsmi Azam'la çalışıyor ve Haşir akidesi de iman akidesi olduğundan Haşir de İsmi Azam'dan olabileceğinden İsmi Azam'dan ol, ol, olacağından ee, İsmi yani imanlı olan senin gibi bütün Müslüman kardeşlerimin hiç endişe etmişsin İsmi Azam'a mazardır. Nereden biliyoruz? İmanı var. İmanı var. Kafirin imanı yok. itikadı var. Puta tapıyor. Hekele tapıyor. Budaya tapıyor. Nefsine tapıyor. Paraya tapıyor, lezzete tapıyor, birbirlerini putlaştırıyorlar, ilah ediniyorlar. Bunlar itikattır, dima ettir, esmayı tazamun ediyor. Bu arada da onu şey yapayım. Selamun aleyküm rahmetullahi, ve rahmetullahi ve berekatuhu ebeden daima. Sevgili canım kardeşim, dua edin, duanızı da beklerim. Ben de size dua ediyorum inşallah Rabbim iki cihanda aziz eylesin. Amin.